Nereye gidiyor peki sence şey mimarlık ortamı? Nereye gidiyor mimarlık ortamı? Bilmem, çok zor bir soru. Yani insanların Ya biraz açayım aslında, biraz şöyle aç hissediyor lütfen. insan, yani şöyle hissediyor bir yerden baktığın zaman, tabii bu mimarlığın bir kimlik unsurunun para etmesi, yani yapının işlev değerinin ötesinde bir de böyle mimari değerinin olması, giderek de bu değerin neredeyse işlev değeriyle yarışacak kadar önemli bir artı değer haline Ama ikisi gelmesi. aynı şey değil mi? Farkı nedir bu bahsettiğinizin? Söyleyeyim yani şey, siz bir yapı yapıyorsunuz, bu böyle bir işleve cevap veriyor. Veriyor, gayet iyi bir şekilde veriyor, ama o sokakta ve pazarda yapının kimliği nedeniyle bir artı değer kazanıyorsa parasal, işte bu bir Zaha Hadid yapısıysa, bu bir Frank Gehry yapısıysa, bu mimarın kimliği de olabilir, mimarın tasarımıyla gelmiş bir marka değeri de olabilir. O zaman insanlar buna niyetleniyorlar ve bunun üstüne gitmeye başlıyorlar. Ve herkes işte o günkü şeyde de söyledim. İşte Frank Gehry olmaya çalışıyor, Zaha Hadid olmaya çalışıyor. Yani yaptığı şey bir şekilde kendisiyle birlikte marka olsun istiyor. Bunun da en kestirme ve kolay aracı değişik bir şey yapmak. Yani tırnak içinde farklı bir şey yapmak. Yani insanlar ne olacağını bilmiyor da ne olmayacağını biliyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla konvansiyondan bir kaçma var. Halbuki konvansiyon, hani o kadar demin sizin söylediğiniz gibi, kaçılacak bir şey değil. Ben de bir şey, biraz önce ne dedim? Mesela zaten ne öğrendim? En iyi kendin olabilirsin. Yani bir o, bence o çok önemli. İkincisi, bu insanlar nasıl markalaşıyor? Aslında consistent bir şekilde, Türkçesini sen nasıl, Tutarlı. tutarlı bir şekilde yaptığınız işlerin birikimiyle zaten o saygıyı kazanırsınız. Yani bir, yani tutarlılık çok önemli. Bir bina yapmasın, orada durdu, ondan sonra bunlar yani de arkasının gelmesi lazım. Ve Ama işte bunlar da tabii ki belirli bir bakış açısının, belirli bir araştırmanın, belirli bir çalışmanın sonucuyla gelen bir ama şeydir. bu böyle bir